Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, umarım her şey yolundadır. Biz bugün yine annemlerdeyiz. Bugün burada kalacağız. Gün erkenden başladık, hocadan önce. Benim yanımda 4.30'da. Annem burada kaldığım süre boyunca yardımcı oluyor, sağ olsun. Bir de burası kalabalık olduğu için komşular falan geliyorlar, gidiyorlar, demir alıyorlar. Oyalanıyor yani bir şekilde. Şu anlık iyi gidiyoruz. Annemin kucağında şimdi demir. Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay yap. Öpücük at. Bay bay. Tırnaklarını keselim mi? Yok, dur. Tırnakların kesilecek. Ablasını istiyor. Hareketlere bak. Allah'ım hareketlere. Balon alayım mı annem sana gelirken? Evet, balon. Sana balon alayım, tamam mı, marketten? Çok al, hepsini şişireyim. Bu arada kendi çantamı takmadım. Naşit ablanın ördüğü çantalardan taktım. O kadar güzel gözüküyor ki kendisi. Hepsinin eseri. Çok güzel örgü yapıyor. Ben gidiyorum. Bay bay. Evet, şimdi Beraksu'nun annesiyle birlikte bir züccaciye gidiyoruz. Beni böyle çekme diyorlar. O yüzden hep böyle kendimi gösteresim geliyor. Gidiyorum şimdi. Evet. Yudum yengemle gidiyoruz. Terlik yiyorum vallahi. O kadar rüküşüm ki şu an. Çıkıyorum. Evet, önce şimdi Migros'a geldik. Şu Celal Şengör'ün yasını çok merak ediyordum. O yüzden bu dergiden alacağım. Şu minik de çocuktan alacağım bir tane de. Demir'e. Evet, yengem şunları gördü. Bingo'nun şu serisini ben çok beğeniyorum. Bu da bebekler için soft olan herhalde. Bebeksi yumuşaklık diye geçiyor. Bayılıyorum bunların kokularına. Ben de 4 tane alacağım. 2 ondan 2 ondan. Diğeri de çok güzel. Diğerine de bak. Baktın mı? Bunu ben kullandım. Baktım da şey, kırmızı daha mı güzel? Kırmızı daha güzel kokuyor. Bunu şey yapamadım. Bilmedim. Güzel ya. Ben alacağım bunu. Sanki kokuyor ama. Bilmiyorum. Bunu da beğendim. Ben, sen bana 2 tane ondan koysun dedim yenge. 2. Şundan 3 olsun benim. Bir de levrek gelmiş arkadaşlar. Demir'e diyorum bugün balık yapayım. Taze midir değil midir diye bir bakmak lazım tabi. Balık da alacağım çocuğa. Şöyle fiyatları göstereyim. 70. yıla özel indirim varmış Migros'ta. Bayağı bir ürünlerde indirim var. Şuna bak. Böyle bardakları koyuyorsun, yıkıyor. Evet, ben bunu gördüm de. Bir de şöyle yapıyor var. Tek buradan bardağı koyuyorsun, yıkıyor. Böyle bir şey. Bu tabakları buraya koyuyor musun, böyle yıkıyor musun? Tabakları mesela suya, hani içine su koyuyorsun. Hani deterjan ama. Böyle batırıyorsun. O ne kadar acaba, yazıyor mu? Allah. Dur, fiyatını da söyleyeyim size. Şimdi oyuncak bakıyorum. Neler var diye bakıyorum yani. Oyuncak almayacağım diyorum ama buraya da bakmadan geçemiyorum. Neler var şöyle bir bakalım. Daha şey var ya. Şunlar çok tatlı mesela. Demir onları çok seviyor. Bir tane var evde. Polis arabaları var. Şunların tatlılığı. Ay, Demir'inkine herhalde bu. Çok benziyor. Şimdi buradan bir şeyler aldık Antalya Lara Çarşı'dan. İçeride bir teyze vardı. Kısmamak için kendimi çok zor tuttum. Niye? Dedi ya, şuna gel bir anlat dedi kasiyere. Yazık yani, oradaki insanların niye moralini bozuyorsunuz ki çalışanlar? Şuna diyerek konuşuyor böyle. Kız da üzüldü, bayağı bir suratı falan asıldı. Ben de kadına ters ters baktım öyle söyleyince. Evet, şimdi eve doğru geçiyoruz. Oradan da Luna Park'a geçeceğiz. Geldik. Gelir gelmez balığı ayıklıyoruz. Ayıklanmamış çünkü. Annem temizliğini yapıyor balığın. Şöyle kuklalardan aldım Demir'e. Kişe parmağı geçirip oynatılıyor ya. Bunlardan bizim yok. Bakalım ne tepki verecek Demir. Balon aldım ona işte. Boyama şeylerinden almış bunları üzerine. Resim çizdiririm ona. Var ya.
dostum. Demir Çim nasılsın ya? İyi misin dostum? Hey dostum. Dostum iyi misin dostum? Hey dostum Demir. Hey dostum Demir, seni yiyeceğim, seni yiyeceğim, seni yiyeceğim, seni yiyeceğim. Kuzu neredeymiş kuzum? Kuşu buradaymış. Aslan neredeymiş? Buradaymış. Kurbağa neredeymiş? Buradaymış. Buradaymış. Neymiş Demir onlar? Neymiş? Ay. Ulan nasıl olmuş? Cici miymiş Demir onlar? Evet arkadaşlar, bugün annem çiğ köfte yapıyor. Şöyle malzemeleri hazırladı, size de göstermek istedi. Tarifini merak edenler için etsiz çiğ köfte yapıyoruz. Evet, şöyle ince bulgurdan başlayalım önce arkadaşlar. Bunu marketten esmer ince bulgur diye alabilirsiniz. 1 kilodan yapıyor şu anda annem. Bunu sıcak suda haşlamış. Üzerine sıcak su koymuş. Biraz da beklettikten sonra soğan rendeledi. 2 tane. Soğan rendeledim. Soğanın acı suyunu aldım ama. Susuz yani. Şöyle suyunu aldım. Sarımsak var orada. 1 çay bardağı nar ekşisi. Şöyle göstereyim tek tek sırasıyla size. Sumak. Yine 1 çay bardağı sumak. Siz yarım kilodan yaparsanız hepsinin yarısını düşünün. Şöyle yine 1 çay bardağı kadar da isot koyuyoruz. Normalde benim yaptığım biberin acısı var. Salça çok diyebilirsiniz ama anca geliyor. Çünkü 1 kilo ince bulgur. Biber salçasıyla kaç tane salça, kaç kaşık salça var orada anne? 7-8 kaşık var herhalde. 1 kilo 7-8 kaşık kadar. Yani 1 kilo olduğu için ancak geliyor. 1 kilo ince bulgur olduğu için birazcık da fesleğen katıyorum ben. Fesleğen çok severim bunda ben. Biraz da bayağı bir yemek kaşık o, evet. İşte onu çok sevdiği için. Yarım, siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı da zeytinyağı. Ne yapıyoruz? Bunu İkisini karıştırdı. Demir. Karıştırdım. Genelde biliyorsunuz ben göz kararı yapıyorum ama herkes arzuya göre yapabilir. Sonradan da katabiliyoruz. Rendelenmiş domates. Rendelenmiş domatesi. 2 su bardağı kadar, evet, diye düşünebilirsiniz. İnce bulgur eğer suyunu almadıysa ilave ederek yoğurmaya başlayacağız. Aldıysa koymayacak. Azar azar. Su yerine domates suyu kullanıyoruz. Evet. Biber isteğe göre. Ama ben az acılı yediğim için. Anca az acı sevdiği için yediğim. Biber salçasında da biber var gerçi ama. Yeter. Tamam yeter. Tamam. Annem doldurur çünkü, dur demezsiniz. Evet, şimdi güzel yoğuracağız. Sıkıldın değil mi? Sana balık yaptık. Biz çiğ köfte yiyeceğiz şimdi. Demir'e de balık yaptık. Şöyle balığı hazır, soğumasını bekliyoruz. Onu bir tiftikleyeceğim şimdi güzelce. Bakın uykusu geldi ya. Oradan oraya sarıyor. Yemeğini yesin, uyuyacak o da. Huzur bulmuş. Mis mis. Hazırdan daha güzel. Zaten evet, çiğ köftelerimizi yoğurduk. İdum yengem yoğurdu çünkü annem zorlanıyor biliyorsunuz ki elinden dolayı, rahatsızlığından dolayı. Birlikte biraz annem yoğurdu, biraz yedim engem yoğurdu derken. Biraz Ceylan yoğurdu derken. Ben yoğurmadım yalnız. Yoğursaydım olurdu. Ben çocuk baktım, balık pişirdim. Böyle bir de yanına güzel bir marul yıkayacağız şimdi. Evet. Afiyetle yiyeceğiz. Marul, yani limon. Etli çiğ köfteden gerçekten hiçbir farkı yok. Etli çiğ köfte gibi oluyor. Sağ.
Tarifi mutlaka ki deneyin arkadaşlar. Şu an gürültü olabilir dışarıda olduğumuz için. O yüzden burada çok fazla çekim yapmayacağım ama sadece şöyle göstermek istedim size de son halini. Güzelmiş. Çok güzel. Evet, çiğ köftemiz hazır. Burada yiyeceğiz muhtemelen. Birazını annem kaldırdı sonra yeriz diye. Biz 1 kilo kadar yaptık. Yani bunun yarısı kadar daha var diye düşünün siz. Bayağı bir çıkıyor 1 kilodan yani. Çok lezzetli gözüküyor. Tadı da çok güzel. Az önce baktım. Mis. Gidiyoruz. Berraksu sözde yarın ders çalışacaktı. Ablamla öğrendiğimizi dedik. O da ben de geliyorum dedi. Yarın ne çalışıyoruz? Bir şey olmaz. Çalışırsın da şimdi de çalışabilirdi. Halasından birazcık azar işitti. Neyse. Arkadaşlar. Geldik ablamlara. Ablam çok güzel gözleme yapmış. Annemler de çiğ köfte yemiştik biliyorsunuz. Ay çiğ köfte getirecektim unuttum. Yemekleri yarın geçerken bıraktım olmadı. Olsun. Şu bir şeyler atıştıralım dedik. Çayı da varmış ablamın. Sen de balkonda maç izliyormuş. Stres dolu işte. Evet, stres dolu anlar. Stres dolu anlar maç izliyormuş. Fenerbahçe'nin maçı var. Eniştem de koyu Fenerli. Biz de diyoruz ki kız kıza okuyor oynayalım. Anneme bıraktık demin. Zaten uyuyordu. Onu rezil etmek istemedim biliyor musun? Buraya gelmişsem şimdi kaldır, indir, sıkıntı olacak. Uyuduktan sonra çok kesintisiz uyuyor. Bugün burada kalsaydım ben seni. Yok ya, eşyalarım eşyaları orada. Yarın da eve geçeceğiz. Geçecek misin? Yarın Tarık geliyor. Kocam geliyor yarın. Yarın ya akşam gelecek ya sabah, pazartesi sabah gelecek emin değilim ama. Bugün genel kurultay vardı. O da genel kurultay için gitti zaten. Bakalım. Genel başkan kim seçilecek? Bekliyoruz heyecanla bizden.
Hayırlısı olsun. Hayırlısı evet, olsun. Şimdi gözlemelerimizi yiyeceğiz, oyunumuzu oynayacağız. Git. Tamam. Evet, bugün yine ablamlara geldik arkadaşlar. Kahvaltıya. Telefonu unutmuşum, ona gittim. Hatun geldiğini demire bırakıp kahvaltı yapacağız. Bir de burada çok güzel park var. Parka gideceğiz. Bakın sesimi duydu. Hemen bağırıyor. Anne diye. Gel. Aşkım ne yapıyorsun? Nereye geldin sen? Parka gittim. Bize bir şey yapıyoruz. Bu ne pişisiydi? Yağ çekmemişim. Yağ çekmeyen değil mi? Yağ çekmeyen. Gerçekten yağ çekmeden emin misin? Bakayım. Sıfır yağ. Şey öyle miydi? Hiç yağ yok. Yani gerçekten çekmiyor. Güzel. Ben poğaçayı çok seviyorum. Poğaçayı diyorum. Pişiyi. Gerçekten bir şey. Çayımız hazır. Ayakları kadar mı? Çık çık. Selam. Aradık şu an. Yedi hayatım. Şimdi bizimki. Ne oldu? Ayakları da atıyor ya. Evet ablam. Sofrayı şöyle donatmış. Bakın bizim ailenin bütün kadınları böyle hamarattır. Poğaçalarımız da gelecek. Şu ekmekleri koyalım. Evet, annemlere geldik arkadaşlar. Ay öyle bir an yaşadık ki size anlatamam. Yağmur bardaktan boşalır gibi yağıyor. Demir kendini yerlere attı. Gidelim, gidelim, gidelim diye. Neyse, arabayı yanaştırayım. Yani üzerine bir şey atarız, geçeriz diye düşündüm. Köylü olmadı, bayağı ıslandı. Demir çok ıslanmadı ama ben çok ıslandım. Biz annemlere geldik. Sonra çocuklarla birazcık oynadı. İşte karşı komşunun kızı var, onu çok seviyor. Berrak su falan vesaire. Oynadılar, biraz zaman geçirdiler. Uyudu. Az önce haberleri izliyordum. Neşe'yle konuşma fırsatım oldu bu arada. Mesaj atmış, onunla konuştuk. Yani kendini iyi hissettiğinde beni arayacak. Şu an böyle bir cesareti yokmuş. Hak veriyorum. Yani biraz zaman geçmesi gerekiyor. Sonuçta aynı acıyı paylaşıyoruz. Aynı dertleri paylaşıyoruz. O yüzden biraz zaman geçtikten sonra mutlaka ki beni arayacaktır. Konuşuruz. Ve biz de İstanbul'a gideceğiz yakın zamanda zaten inşallah. Gidebilirsek gideceğiz. Bakalım. Belli değil. Ve son zamanlarda haberlerde görüyorsunuz Dilan Polat vesaire. Her yerde bir haberi var zaten. YouTube, Instagram, TikTok. Nereye açarsanız açın onun bir haberini görüyorsunuz. Bu konuyla alakalı çok küçük ben de bir yorum yapmak istiyorum. Hatta bir story paylaştım bununla alakalı. Yani bunu herkes hani magazin malzemesi gibi böyle paylaştığı için ben çok fazla bu konu hakkında konuşmak istemedim. Sadece bir story attım. Ve orada da hani aile ne yaptıysa yapsın. Olan çocuklara oluyor dedim aslında. İşte orada beni yanlış anlayan insanlar olmuş. İşte sen yaptıkları suç sonuçta. Hani bunu mu savunuyorsun der gibi. Hayır. Savunduğum şey o değil kesinlikle. Sadece yani Dilan'ın hayatını biliyorsunuz. Yani çok zor dönemlerden geçmiş. İşte annesini kaybetmiş. Babası annesini vurmuş. Bir sürü sıkıntı çekmiş. Hem çocukluğu hem gençliği olsun. En zor zamanları geçiren insanlardan bir tanesi. Keşke böyle olmasaydı. Benim onunla ata döneminde bir konuşmam olmuştu. Hemen atayı görüp yorum atmıştı. O zamanlar güzellik, tek bir güzellik merkezi vardı. Ah yavrum benim kıyamam işte sen ne güzel bir annesin gibi böyle bir mesaj atmıştı bana. Kısa böyle konuşmamız olmuştu. O zamanlar bu kadar popüler değildi bu arada. Yani 200-300 bin falan takipçisi vardı herhalde. Instagram'dan paylaştığım gönderide de yani olan çocuklara oluyor. En çok onlar yanıyor, en çok onlar üzülüyor gibi bir paylaşım yaptım. Ama orada kayırma gibi işte onların yaptığı işi destekliyorsun gibi bir algılama olmuş. Hayır, aslında söylemek istediğim şu. Yani evet aile bir hata yapmış, işte annesi babası bir hata yapmış ama yani geride kalan çocuklar oluyor. Hani annesi düşünmüyorsa sen neden düşünüyorsun? Annesiniz sonuçta. Tabii ki üzülüyorsunuz. Çocuklara üzülüyorsunuz. Bence anne olan herkes çocuklara üzülüyordur.
Benim üzüldüğüm şey oydu yani, çocukları. İnşallah onlar en az hasarla bu süreci atlatırlar. Yani bu konu hakkında birçok kişi sessiz kalmayı tercih ediyordur ama bir diyalogumuz olduğu için de sizinle de paylaşmak istedim. Yani çocuklara gerçekten çok çok üzülüyorum. İnşallah onlar bu süreci en az hasarla atlatırlar ve hani bu konuda kim suçsuzsa yargının da zaten hesabını verecektir. Dünyada öyle yolsuzluklar oluyor ki, evet bu bir magazin olayı oldu ama keşke onlar da böyle bir su yüzüne çıksa, keşke onları da böyle tartışabilsek, konuşabilsek. Keşke hani evin ekmek götüremeyen insanları burada konu alabilsek, keşke bunlar biraz daha gündem olsa. Konuyu sapıtmıyorum kesinlikle, hani o şekilde düşünmeyin ama insan bunları düşünmeden edemiyor. Söz konusu magazin olduğu zaman hani bunu herkese duyurabiliyorsunuz ama evin ekmek götüremeyen, cihaz alamayan, işte cihaz alamadığı için hastanelerde çocuklarını bekletmek zorunda kalan, bir engelli maaşıyla geçinmek zorunda kalan, işte evlerinden atılan, çocuklarına bez alamayan, keşke bunları da böyle bir gündem yapsak, keşke bunları da konuşsak. Aslında üzüldüğüm konu bir nebze de bu oldu, bu olayda. Evet, çok kötü bir olay var. Evet, büyük bir suç var burada ama yani bu tarz şeylerin de gündem olması gerekiyor. Özellikle hani özel çocuklarla alakalı bu alınan cihazlar, işte ilaçlar vesaire, bunların da gündeme gelmesi gerekiyor bence. Daha çok bunları konuşmamız gerekiyor. Ülkeye giremeyen bazı ilaçlar var. Kanser hastalarımızın alamadığı, lösemi hastası çocuklarımızın alamadığı, çok çok yüksek miktarda olan. Keşke biraz da bunları konuşsak. Bunları hani magazin gibi değerlendiripse, böyle herkesin duymasına vesile olsak, bunu da çok isterdim. Böyle bir olay gündemde ama keşke bunlar da konuşulsa. Bunu da neden söylemek istedim? Araya bunu da sıkıştırmak istedim. Biz Atan'ın davası olduğu dönemde o kadar çok kişiye yazdık ki. Gazetecilere yazdık. İşte şu an bu olayla ilgilenen birçok kişiye yazdık. Ya çok yüksek miktarlarda paralar talep ettiler ya da konuyla ilgilenmek istemediklerini söylediler. O yüzden bunları konuşmak istedim. Buna da değinmek istedim. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Çok fazla hani burada bunun siyasetine girmek istemiyorum ama üzüldüğüm noktalar oldu bu konuyla alakalı da. Öyle çok detaya girmek istemiyorum çünkü bazı konular hepimizi çıkmada sürükleyebiliyor. Bazı konuşmaları burada kısıtlı yapmak durumunda kalıyoruz. Birçok kişinin konuşamadığı birçok şeyi ben burada kendi hür özgür irademle konuşabiliyorum ama kendilerince saygı duyduğum kısıtlamalar koyabiliyorlar. Ben özellikle özel bir çocuğa sahip olduğum için, onun bakımını üstlendiğim için bu konular hakkında da konuşmayı kendime görev edindim diyebiliriz. Haksızlığa karşı asla susmadan devam edeceğimi de ve bu kanalda da ettireceğimi de sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Hazır lafı açılmışken bunu da paylaşayım dedim sizinle. Burada kalınca bana iyi geldi. De değişiklik oluyor. Ablamlara gidiyorum, anneme gidiyorum, geliyorum. İşte araba bende oluyor. İyi oldu yani. Bir tek Vega'yı merak ediyorum. Vega'ya gittik geldik baktık. 2 gün zaten evde kalabiliyor kediler. 2-3 gün kalabiliyor. Ben yine de onu yalnız bırakmak istemiyorum. Çünkü bir kere 2 gün bir yalnız bırakmıştık onu. Fethiye'ye gittiğimiz dönemde ve eve geldiğimizde şey oldu. Hani gerçi babam da orada geldi baktı bu arada. Ama biz olmadığımız için muhtemelen böyle etrafına dönmeye başladığını, özlediğini belli etti bizi. Onu da yalnız bırakmak istemiyorum. Keşke buraya getirseydim. Biliyorsunuz Ayaz yok ama bilmiyorum, buraya yadırgar, pencereden atlar, bir şey olur. Bilemedim yani. Sonra da getirse miydim acaba dedim. Annem bir cam balkonu yaptırsın. Hani gelmek durumunda kalırsak eğer, Vega'yı da getireceğim. Çünkü aklım onda kalıyor. Bütün camlar, şeyler kapalı. Fazladan su koydum, mama koydum. Ama işte can ya. Yani bilmiyorum, evinize bir canlı girdikten sonra öyle bir benimsiyorsunuz ki. Yani o da evladınız gibi oluyor. Gerçekten böyle oluyor. Başlarda işte ben Vega'yı kabul etmiyormuşum gibi düşünen insanlar olmuştu. İşte bana bir sürü 2 gün sonra kapının önüne atar falan diye böyle yorumlar yapmışlardı. Hayır. Aslında benim söylemek istediğim şey çok başkaydı.
Yani bir canlının sorumluluğunu almak çok zor bir karar ve bu kararı verirken de bir insanın düşünmesi gerekiyor. Bakın her şekilde bakılır arkadaşlar. Yani ben ondan gocunduğum için de psikolojik anlamda da hani yetebilmek bence çok önemli. Hani güzel enerji vermek. Yani çünkü inanın onlar da bizim gibi yani sevildiklerini hissediyorlar. Özellikle hayvanlar bu konuda çok hassaslar. Ayaz'dan biliyorum. Sevilmediği yerde asla durmak istemezler. Çok şükür ki hani biz o uyumu yakaladık. Zor günleri atlattık. Demir çok seviyor. Sabahtan akşama kadar vega vega diye. Kedileri, hayvanlar o kadar çok seviyor ki zaten. Ama vegayı tabii ki ayrı seviyor. Artık evin bir bireyi çünkü o. O yorumu yazanlar acaba şu an utanıyorlar mıdır kendilerinden? Hani biz bu kadına niye bu kadar laf söyledik diyorlar mıdır acaba beni anlamadıkları için? Şu aralar bu arada eve tuvaletini de yapıyor. Muhtemelen idrar yollarında bir problem var diye düşünüyorum. O yüzden veterinere götüreceğiz. Aşıları var mı yok mu onları bir kontrol edeceğiz. İşte mamasını değiştirdik. Hani onları falan hani tek tek veterinerle bir konuşacağız. Genel durumuna da baktıracağız. Tarık yarın geliyor. Biz de yarın gideceğiz evimize. Yarın gider sabahtan bir evi toparlarım. Bugüne dinlenirim diye düşünüyorum. Bilgisayarımın bataryası bozuldu arkadaşlar. Bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Batarya sipariş ettim internetten. Yarın gidip almam da sıkıntı olabilir. Ya dün bir de buradan arabaya arkadan hafiften değdirmişler herhalde. Çok tehlikeli bir yerde. Annemlerin evi tam böyle kavşağa yakın. Şimdi de arabalar gelip geçerken böyle ses çıkartırken drift yapıyorlar çünkü bir de yani. Korkuyorum arabaya çarparlar. Ta arka sokağa park ettim o yüzden hani bir şey olmasın diye. Neyse bataryayı da yani birkaç güne kadar gelir herhalde. Uzun bir süre eğer video gelmedi sebebi buydu yani. Bunu da burada anlatmak istedim. Evet şimdi ben dinleneyim birazcık uyuyayım. Yarın sabah görüşmek üzere. İyi de tabaklara bakıyor. Ne yiyorlar diye bakıyor. Evimize geldik. Özledin mi Vega'yı? Ayaklara bak. Annem. Vegoş bizi nasıl özlemiş bakar mısınız? Ay kuzum. Kuzum. Özledin mi sen bizi anne? Özledim diyor. Şunu böyle kendini sarı sarıp böyle yere atmışsa. Demir, Vega nerede? Gel be annem. Evini özlemiş Demir. Evini mi özledin Demir? Şu kalabalığı görüyorsunuz. Ayakkabıları falan hiç görmeyin arkadaşlar. Geldiğim gibi attım. Şimdi burayı güzelce bir sileceğim, süpüreceğim. Zaten kedinin kumu her yere dağılmış. Güzel bir temizlik yapacağım. Bunların hepsini ben tek başıma çıkardım. Sonrasında Demir'i çıkardım. Bakar mısınız? Nasıl Demir'in peşinden gidiyor? Şuraları bir güzelce sileyim, süpüreyim. Rahat rahat oynasın. Bak hemen sazını aldı. Annem ya! Özledin mi sen evini? Özlemiş benim oğlum evini. Kıyamam ben sana. Hele bu, hele bu. Bak bak bak. Geliyor geliyor. Kendini sevdiriyor. Annem! Oh. Yavrum! Yavrum! Annem, annem, annem. Annem. Hani sen Vega'yı özlemedin mi? Hadi gel, sevelim Vega'yı. Bak, bak, bak. Bak, kardeş orada bak. Bak işlere bak. Saatlerdir senin uyanmanı bekliyor. Saatlerdir ağlıyor, içeri gidiyor, geliyor. Baba diyor. Demir'im. Aşkım. Nasıl şımarıyor babasını? Aşkım. Oh, çok üzüldüm. Çok üzüldüm ben şimdi bebeğim. Canım oğlum. Nasıl bakıyor anne? Canım oğlum. Demir, özledin mi babayı? Öp hadi babayı, öp annem babayı, öp. Hiç benimle alakası yok. Hiç benimle ilgisi yok.
Ata, evet. Atatürk. Tamam Meryem babacığım. Demir babayı öpsene aşkım. Yapabilir miyim acıyı? Hadi öpücük. Öp babayı. Aferin benim oğlum. Sen hiç özlemedin mi beni? Hiç özlemedin mi sen beni? Şu an şımarıyor sana. Hiç özlemedin mi sen beni? Evet arkadaşlar, dün bütün gün temizlikle uğraştık. Bir ara kameram gitti, çalışmadı asla kesinlikle. Bayağı bir bekledim. Şarja taktım, geri çıkardım derken şu an çalışıyor ama ses vermiyor. O bilmiyorum, inşallah ses geliyordur size. Yoksa bu videoyu yükleyemeyeceğim maalesef ki. Dedim seni bugün hayvan bahçesine götürelim mi onu? Aa Demir, ha? Baba seni nereye götürecekmiş? Hayvan bahçesine gidelim mi? Aslanlara, kaplanlara bakalım mı? Ne? Gidelim mi aslanlara, kaplanları görmeye? Sabah 6:30 gibi uyandı Demir. Baba dedi zaten. Babasını gördü hemen. Sonra aldım içeri Tarık. Gece geç geldiği için uyusun diye. İçeri gidiyor. Baba. Saatlerce baba diye bağırdı. Başında bekledi bir de uyansın diye. Ayşem. Buralar bayağı bir dağıldı tabii. Yastığı falan getirdim ben şurada diye. Tellerini çıkardık. He? Tellerini çıkardık elini kesmesin diye. Özlemiş aşkım. Ben nasıl özlemiş? Yanıma bile gelmek. Hayır, senin dikkatini çekmeye çalışıyor. O sıkılmaya gelmedi mi biliyorsun? Kendi kendine gelir, o öper seni. Evet, sabahı akşam ettik. Tarık geldiğinden beri benimle uğraşıyorum. Evin işte işleriyle uğraşıyorum. Yastık, çarşaf, temizlik derken inanın nasıl akşam oldu anlamadım. Demiri yıkadım. O arada işte evde bazı ufak tadilatlar vardı. Onları hallettik. Şimdi Tarık bizim en sevdiğimiz midyeciden midye söylemiş. Bir şeyler hazırlıyor. Yemek hazırlıyor. Kazandayım mutlaka. Begoş'um burada. Evet. Normalde bugün hayvanat bahçesine gidecektik. Saat 2-2.30'a kadar uyuduk. Ben de uyudum. Demir'le birlikte, Demir uyuyunca. Demir 3 saat falan uyudu öğle uykusunda. Dedik ki akşam da zaten usta gelecek. Bugün hiç ziyan etmeyelim. Rahat rahat gidelim yarın diye. O yüzden bugün full dinlenmeli, temizlikli bir gün geçti. Zaten Instagram'dan da böyle ara ara paylaşımlar yapıyorum. Oradan takip edersiniz. Az çok böyle vlogların en azından içeriğini anlayabilirsiniz. Gerçi daha çok hani vlog çekmeyi ben çok seviyorum. Instagram'a da böyle videolar atıyorum ama vlog çekmek bilmiyorum ya, kamerayla böyle elim yapıştı artık, alıştım ya. Ve bugün bütün işlerimiz hallolmuş oldu yani. Balkon demirleri çıkmıştı. Üçlü dörtlü böyle. Demir de benimle birlikte sürekli balkona çıkmak istiyor. Hava almak istiyor çocuk haliyle. O demirleri kaynak yaptırdık. Tek tek demir profilleri kestirdik işte. O işler halloldu. İşte kapıda, göbeğinde falan bir sıkıntı vardı. Onları falan halletti Harun abi sağ olsun. Ve saat 8'de de Demir'i uyuttum. Daha yeni uyutmayalı 10 dakika oldu. Tarık da orada yemekleri hazırlamış. Dolaptan bir şeyler çıkarmıştım. Dünden yemeğim de vardı. Rahatım yani yemek konusunda. Şimdi güzel bir film izleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada ben Yeşilçam diye bir diziye başladım. Bunu takipçilerimden bir tanesi önermişti. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Canım benim. O önerdi bana, abla bir izle diye. Bakalım onu izleyeceğim. Onun galiba şu an 4. ya da 5. bölümünde olabiliriz. Onu izlemeye başladık. Aile dizisini izliyoruz. Onu çok seviyoruz. Tarık'la birlikte izlediğimiz dizilerden bir tanesi. Yine Ömer dizisi. Baştan beri izlediğimiz bir dizi. Bir de yeni çıkacak bir dizi var. Şu an aklıma gelmedi ama orada da şey oynuyor. Birce Akalay oynuyor.
Onu da izlemeyi düşünüyorum. Seviyorum böyle ya, Tarık'la birlikte bir şeyler izlemeyi, oturup bir şeyler yemeyi. Umarım bizi buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Yarın güzel bir aile günü yapacağız arkadaşlar. Bunu da vlog olarak çekeceğim. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden, bizden kucak dolusu sevgiler. Bay bay.